başlıyor büyük şov. Adı Belk Stili. 3 yıl önce yayına girdi. Yayıldı virüs gibi. Yayında ve yapımda. Adı Belk Stili. Herkes geldiyse eğer, kalkıyor bu gemi. Hadi aç sesi aile evinden. Kaç renklenecek böyle hayat. Biraz emlak, biraz aşk. Derde doğru yol alacak. Belk Stili, Belk kız. Show bizim hayatımız. Belk Stili, Belk kız. Nereden çıktı bu kız? Son. Şimdi ağzımdan çıkanlara dikkat edelim Sercan'cığım. Malum yayına girdik. Açalım ya. Gidiyorum demeden gidişim var ya süperdi o surat ifaden görülmeyene. Nasıl da vurdum sana tekmeyim orada güzel yakıştı unuttum seni. Hoş geldiniz. Yayınımız 5 dakika sonra başlayacaktı. Evlen sen de bu sene. Arkadaşlar. Ulan. Ay. Ne oldu? Ay ne var? Geldik. Ay ne var?
Ay biz ne zaman gittik ki? Hani anlamıyorum, geldiniz, hoş geldiniz. Ne zaman hani gittik ki? Hani biz birilerini bulunca bırakıp da gitmedik. Hani biz gitmedik. Biz hep buradaydık. Hani ne oldu? Biz yine tavuk pilavımızı yiyip geldik. Öyle. Öyle de bir TV burası. Belkıs TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Sen Sude Belkıs. Ben Sude Belkıs. Sen kimsin? Ben Mercis Ercan. Bu yayında yine her zamanki gibi yapımdayız ve Doğru Aşkı Doğru İzdivaç programımız var bugün. Bu İzdivaç programı ne oluyor? Başvurular geldi bize. Biz bir zaten başvuru anketi zımbırtısı yayılamıştık. Oradan başvurular geldi. Biz bunlardan birbirine uyumlu olacağını düşündüğümüz kişileri matchledik. Onu kenara koyduk. Sonra onlara haber verdik. Gelin efendim burada sizleri şey yapalım. Matchleyeceğiz. Tanıştıralım, tanış edelim. Tabii ki de burada ne yazıyorsa o. Biz ne bir adım fazlası, ne bir adım eksiği. Biz el attık diye olmaz. Biz bir sebepler dairesinde kira verip otururuz ancak. O yüzden asla hani şey değil ve en önemlisi, en önemli şeylerden biri de bu bir eğlence. Eğlence. Onu da bilelim. Aynen. Ha, ciddi mi ciddi? Ama eğlence de eğlence. Evet. Sınırlarımız her daim vardır ve korumaya özen gösteririz. Evet. O sınırlar öyle de sınırlar değildir. Değildir. Bayağı. Şöyledir de böyledir de onlar değişir her an kişiye göre, her şeye göre. Evet. Şimdi hoş geldiniz. Beş gittiniz. Şimdi ne yapıyor? Ne diyor insanlar bakayım? Evet. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne var ne? Sercan'ı çok özledik demişler. Evet arkadaşlar, Sercan çok büyük bir business olduğu için, businessman olduğu için o yüzden çok çalışıyor. Evet. Sizlere ya. Sanat, kanka benim üzerime yazı geldiği için ben çok gözükmüyorum. Ben o tarafa geçeyim mi? Kanka ya. Şey, güneş, benim şey bu tarafım daha iyi sanki. Ben sağ. Kanka bu profilden daha iyiyim. Ben bu tarafa geçebilir miyim? Geçelim istiyorsa. Kanka biraz şöyle. Üstüm başım gözükmüyor ya. Makyajı falan gözükmüyor. Ya zaten kalkılacağız bir dur. Zaten yayınlar nasıl sürekli ya? Ama ben bugün makyajım çok güzel oldu. Şey mi bu? Saltanat gölge kabul etmez mi? Sus. Evet, yarışmacılarımız da Discord'a gelmemişler hala. Yarışmacılarımız Discord'a gidin bekleyin. Ay bunlar da bir öğrenemedi ya kuralları. Vallahi bak vallahi. Bu ben yayın gittim geldim mu? Hala aynı mı her şey? Bu yayın oldu mu ben millete Discord öğretmekle uğraşıyorum. Neden bahsediyordum? Arkadaşım Türkiye'deki turizm, tarih ve müzecilik üzerine siz hani ne bileyim hoca zorla ödev verdiğinde müze gezmeniz gerekiyor ya, onları yapabilin diye Sercan müzelerin başında bekliyor. Karnavan içerisinde çalışıyoruz gerçekten yani bir... O yüzden sizi gelip buraya eğlendirmedik, kusura bakmayın. Ben eğlendirmek zorunda kaldım. Ben açıkçası bu stüdyoyu da özlemişim. Bu stüdyo evet enerjini ya. Ben bir enerledim. Sen burayı... Bugün benim karışık duygularla boğuştuğum bir günde, eğer kendi duygularımı atmam gerekiyorsa. Çünkü birincisi ama... ben zaten çok karışık duyguları yaşayabilen bir çoban salata duygular bende. Hani o yüzden salata kıyamet. Duygularım da hani bazen çok düşük oluyorum, bazen çok yüksek oluyorum. Ama herkes böyledir. Sen nasılsın? Ben genel düşük. Sen düşük müsün? Yani ben de yükselirim bazen, yeni heyecanlar arayışına girmeye çalışırım. Buna kendime zorlarım hatta. Yeni kan girsin diye. Severim böyle inişleri çıkışları. Ben bazen gerçekten şımarmaya özlem duyuyorum. Ama şımarmak değil mi? Birlikte bir araya geldiğimizde mallaşıyoruz ya. Evet. Ona susuyorum. Suyumuz nerede bizim harbiden bu arada? Dikeceğim şimdi şunu. Ben kalkıp gideyim hani. Hadi zaten getirin. Biz bizeyiz şurada. Burak! Ya bu yayında birazcık daha aşk, meşk, sevgisizlik, oğlum yayını izliyorsan sevgi. Niye getirmiyorsun su? Tamam. İki su abi, bir litre. Tamam. Evet şimdi... ondan sonrası mı? Evet kanka sen anlat duygularını. Olmayan şeylerimden bahsedeyim. Hani olma... Geçen şurada Burak okuyor ofiste. Şeytanın kitabı mı? Neydi kitabın adı? Şeytanın tarihi. Ha. Dedim ki ayol kaç yıllık, 30 yıllık tarihi var burada. Anlatsan söyler. Aa, Sercan'ın tarihi şeyi yazılmış diyorsun. Dedim Allah Allah.
Şimdi biri bu kim ayol demiş. Acaba ben bugün güzel olduğum için beni tanıyamadım mı? Ay teşekkür ederim. Ama bugün bende bir ener var işte. Ben ya bak ya işte bende bir şey var bugün. Bugün değil mi ya? Bir şımarıklık, bir şeylik, bir cimcimilik, bir böyle alengir bir huy. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin dertleriniz nasıl? Kısaca keserseniz sevinirim. Anlat deyip sonra dertleri zorbalıyorsun ama Sude. Ben sizden aldığım her derdi kendi derdimmiş gibi hücrelerime kadar hissederek size çare ararken senin bu dediğin oldu mu çiçek bilmem ne? Çiçek bilmem ne? Söyleyin dertlerinizi, hadi dinliyorum. Hadi. Ama bu akşam sevgiden bahsedecektik. Duygularımızdan bahsedecektik. Ama onlar hizmet bağımlısı. Onlar hizmet bağımlısı. Dün sevgilimden ayrıldım. Aa. Bunu... Neden ayrıldın peki? Özel değilse yazsana. Evet, ondan olabilir yani arkadan. Arkadan. GAP ilişki tarzı mı, farz mı? GAP ilişki, Güneydoğu Anadolu projesi ilişki mi? GAP ilişki. Hmm. Sen bunları bilmiyorsun. Ya Sercan internet kullanmadığı için bilmiyor. Bariye ilişki diye falan böyle bir şeyler var. Duydun mu hiç? Evet. Nereden duydun? Bariyer ilişki. Birini çok sev. Bak bu da bariyer ilişki demiş biliyor musun? Ben açıkçası bilmediğim hiçbir şey bilmiyorum. Söyle ne olabilir bariyer sence? Bariyer ilişki başka bir kişiyi elde etmek için ortadaki kişiyi kullanan kişi. Ha kıskandırmak için mi kullanıldığını evet. Düşünüyorsun? Evet. Doğru mu? Ben tam galiba. Emin olmamakla birlikte bak daha da saçma bir şey. Ne biliyor musun? Birini çok seviyorsun evet. Ama tüm sevgini ona verirsen eğer o kişi şımarır diye araya başka birine de sevgi oha. Veriyorsun. Hani onu böyle şey olarak kullanıyorsun. Böyle bir arada. Şey olarak kullanıyorsun. Anladım. Sanırım böyle yanlış mı biliyorum? Bilen birisi açıklasın. Kariyer ilişki, bariyer ilişki. Doğru gibi. Kanal İstanbul ilişki, GAP ilişki. Ya bence insanlar sevgi olayını çok abartıyor. Yani sevgiyi bu kadar mesela strateji yaparsın ama sevgiye karşı yapmazsın strateji. İnsana karşı şey... yaparsın. Kavgalı olduğun biriyle barışmak için nasıl bir şey yapmaya çalışırsan birini de sana yakınlaştırmak için bir strateji yapabilirsin. Yanlış değil bu. Kesinlikle değil ki. İnsan içgüdüsü... Yanlış olduğu savunan kimse yok mu burada? yani yok mu? Neler yaptığımız kabak gibi ortada geçmiş. Ben bu sevgi için yani sevgi bu kadar şey bir şey değil yani abartılacak. Bir boydan foto atarsın Insta'ya yani çalışır. Bazen bu arada ışık turuncu geliyor. Evet. Şeyden bazen beyaz alt tonlu oluyor. Ama ben ikisine de okeyim. Seviyorum ya. Yani. Öyle değişmesi de hoşuma gitti bu arada. Arkadaşlar buna bu da şükredin lan. Şey 2 megapiksel kamerayla yapıyorduk. Abla hiç bariyer oldun mu? Hayır olmadım. Yani bariyer... Sen bariyer hiç olmadın. Kanka kimse tanıdım hiç kimse bariyer olmadı. Belki de şu bariyer başka bir terimdir. Bir açsak kanka, mı acaba? Kanka kimse bariyer olmadı hayatıma tanıdım. Yani ne bileyim... Yeni tanıştığım insanlara sorarım hiç bariyer oldun mu diye de. Bariyer oldun mu ya? Ya bariyer oldun mu ya, gibi biz mi? Biz bugün arkalar kusura bakmayın. Biz bugün bariyeriz de. Arkalar kusura bakmayın. Ya çocuğa niye öyle diyorsun? O bir bariyer. Bence Burak biliyordur. Yok boş Burak ver. Sen bilirsin bu terimleri ya. Ne? Bariyer ilişki. GAP ilişkiyi biliyor musun? Bu yeni galiba. Ben de yeni biliyorum. Ha gap şey değil mi? Gap mi pardon Güneydoğu Anadolu. Ayrılık zamanında yaptığın ilişki. Açılımı ne? Boşluk demek ya gap. Ha. Gap boşluk demek. Hani gap sene yaptığın falan var ya hani gap sene yaptığın. Aynen. Ha gap çocuk beni gap'e bıraktı. Büyük ilişkiye bir ara verip sonra devam edin. Ha gap'e biz gap'e kaldık. Gap Türkiye'den çekiliyordu sanki. Biz gap'e kaldık yani. Evet gap çok kaliteli oluyor tişörtleri. Valla ben bir tane almışım yıllarca üniversitede. Valla yıllarca da giydim yani. Kuzenim verdi. Kuzenim 20 yıl giydi. Ben 20 yıl giydim. Yıllarca da giydik yani. Neyse bizim de mallığımız üzerine yaptığımız şakalar bittiyse artık insanlar. Başka aşk teriminde yani. Aşk terimi. Evet mesela şimdi siz nasıl Sude Belkıs Dil Kurumu yeni kelime üretiyorsa aşkı da yeni anlamlar geliyor yani. Olabilir ben dilde gelişmeye her zaman okeyim. Tabi birileri kıyameti falan kopartıyor ya. Neden? TZK'da.
Ha, bizim düşmanımız çok. Ben TDK'ya zaten yaylım ateşi açtım yani. TDK'ya inat kendi sözlüğümü kuruyorum. Öyle. Tamam, püf kesin. Şimdi biz hayatımızla ilgili birkaç bir şey söyleyip ondan sonra şeye başlayalım. Şimdi bir dakika dur, bizim bir kulümüz var. Kanka ne yapıyorsun? kanka nasıl gidiyor hayat, sağ ol. 14 Şubat sevgililer günü biliyorsun. Benim için hiçbir anlamı ifade etmiyor tabii. Yani hiçbir şey ifade etmiyor. Ben... Ama senin için mesela şey değil ki yani. Başka bir günlerde senin için bir şey ifade ediyor mu? 10 Kasım'da bayağı bir şeysin. Aynen. Kötü oluyor. Onun dışında 10 Kasım dışında herhangi bir şey. 10 Kasım dışında bir şeyim yok gerçekten. Yani benim şu günler, tarihler. Yani biz Sezar değiliz yani. Anladın mı? Bizim tarihin ne işimiz olur? Biz tarihle tek işimiz onu yazmaktır. Evet, Türkiye'nin tarih yazar kanalı Belkıs TV'deyiz. Gerçekten ilişki, aşk, sevgi, sevgisizlik, duygu, 14 Şubat, bunları Eros. Konuşmak istemiyor musun? Bunları konuşmak istiyorum. Ha. Bunları korumak istiyorum yani aslında bu akşam. Bilmiyorum ben, sıkıcı benim, mı? Benim için, sence ben neyim, nefsi biriyim? Bariyer olmadın. Sadece ben nasıl biriyim? Hayır yani benim 14 Şubat'a bakış açım nedir ya da bu müesseseye dair? Ya senin de yok. Evet. Yani biz öyle çok... Bana bunlar reklam aşılmış geliyor arkadaşlar. Yani, açtık ya. Biz bu hevesleri açtık. Biz bu hevesleri açtık yani. Yaşadık da bitti de gitti yani. Çok böyle aman da aman. Ne bileyim bana çok abartılıyor gibi geliyor. Ay yalnızım, vah yalnızım. Ne güzel işte yani. Ne güzel işte. Bence de. Koy. Yani ben... Var. Soruyu cevaplarım. Var. Ya var da yani herhalde var değil mi böyle büyük büyük atıyorum anlamıyorum ki. Olmayanın hali başka bilmiyorum. Bilmiyorum ya ben belki de... Yani hayır sana. Aşkı buldum var kenara çekildim değil. Yani sana bu süreçlerde bu süreçte her şey katılabilir, her şey çekilebilir. Yani birinin bir yorumu bile, muhteşem bir yorumu bile bir aşktır belki o akşam için, anladın mı? Ya bunlardan bahsetmek istiyorum yani aşk genel klasik kavramından da çıkartalım bu akşam istiyorum. Aşkı nasıl bir kavrama oturtmak diye düşünüyorsun? Yani bir yere oturtmayı düşünmüyorum çünkü sınırları olduğunu düşünmüyorum. Sen bugün çok büyük konuşuyorsun. Umarım annem dinlemezden davet bekliyorum. Gerçekten. Sen bugün çok büyük konuşuyorsun. Büyük sen bugün doğmuşsun ama büyük oynayalım. Ben biraz ay gerçekten geldim, ya. Ay neyim böyle öyle biraz, öyle. Aynen öyle. Böyle. Hayır büyük... koyalım. Masaya çıkarıp koyalım ya. Tercan'a ne olmuş ya? Ne olmuş? Ay aşık olmadım. Arkasından gelir. Sercan aşık oldu. Sercan aşık. Peki mesela. Tamam şey sorayım mesela. Çok etkilendiğinde max yaptığın delilik nedir? Bunu da biliyorsun, evet. Biliyorsun. Yani tamam, bunda da sınırlarım boş, yok. Bunlarda bende sınır atladım. Yok ama. Bunlarda bende sınır yok. Ama sen sevgini gösteren biri misindir? Hayır. Yani gösteremedim zaten. Kanka evet ama biz iki sevgi göstermeyen böyle kaldık bir başımıza. Ya ben köpek olmayı seviyorum ilişkide. Sevgini göstermeyi göstermiyorum deyip köpek oldum diyorsun. Hayır şöyle işte göstermeyip kendi içimde köpek yaşayıp kendi kendime köpek, yani hayatımı köpek hale sokmak. Gerçekten yapılmayacak bir şey. Bu kanka da yapıyoruz ama bizim işte. Onur and gurur nerede? Onur and gurur nerede? Şöyle zaten gururdan birazcık. Gururdan taş olduk be. Yani... Gururdan taş olduk ya. Evet peki. İsterseniz bir yarışmacılarımız alalım. Çiftlerimizle ben bir Discord'a gireyim bakayım neler var. Kimler geliyor? Damla Ko bu arada bugün bütün yarışmacılarla iletişime girdi. Yarışmacılar, katılımcılarla iletişime girdi. Onlarla ayarladı herkesi falan. Gerçekten hakkını ödeyemem. Merhabalar. Yayındayız. Simay ben. Simaycığım hoş geldin. Evet bakalım. Devam et. Dinliyoruz. Ben Seda sen gibi konuşacağım. Devam et evet. Dinliyoruz. 19 yaşındayım şu an. Nisan'da 20'ye gireceğim. Aa. Ah 19 yaşında olmak of ne kadar ya, güzel evet bir şey. Ya. Ne güzel be. Sana şimdi neler anlatırdım var ya. Peki ben diğer ben arkadaşımıza bir şey soralım ondan sonra detaylara gireceğim. Merhaba herkese, Ege benim ismim. Ege! Son sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım. Tabii. Ege sesini... Son sınıfta nasıl 21 yaşında son sınıf oluyorsun ya? Aralık doğumluyum o yüzden olabilir bilmiyorum.
Peki, burcun nedir merak ettim. Burcum yay. Yay burcu. Simay, senin burcun neydi? Benim koç. Koç. Şimdi koça yay, hemen hızlıca bir koça yay bakılsın. Chat, hızlıca koça yay bakılsın hemen. Peki bu yarışmaya, Simay sana sorayım. Bu yarışmadan beklenti, karşındaki aradığın kişi nasıl biri olmalı sence? Ege nasıl biri sence olsa? Keşke kamerayı açtığında şey desem. Bu arada ödülümüz şu, ben sizi sinemaya gönderiyorum Poor Things'e. Filmi izlemek için herkes koşa koşa şey oluyormuş, meçleşiyormuş. Sinemayla ilgili misiniz Ege? Tabii. Evet, ilgiliyim sinemayla. Şu anda kontrol ettim. Karaca'da devam ediyormuş Poor Things hala seanslarına da. O yüzden bence şu bu meç olsun yani. İşte ama dur bu işin şeyi şimdi, bu işin gollü mü? Dur. Dur bir daha dur, bir kızın şeyini, en sevdiği kitabı falan öğrenmedin. Şimdi peki Simay, biraz senin Ege'den nasıl biri olmasını isterdin? Ege'nin, Ege'yi sonra tanıyacağız nasıl biri olduğunu. Karakter olarak ben komik, eğlenceli olmasını tercih ederdim. Yani iletişimimizin uyması benim için önemli. Ya komik olmayan adamın Belka Steve'de ne işi var? O zaten bir geç, evet. Onu kabul et. Onun dışında görünüş olarak pek bir şeyim yok, kriterim yok aslında. Kaç mesela, minimum ne kadar uzun olsun boyu? Ya boy konusunu ben çok şey yapmak istemiyorum. Evet. Şakasına diyorum mesela 1.80 boy bilmem ne falan. Ya bir derler ya, bir boyun ne, huyun ne, suyun ne? O bakımdan boy soruyoruz. Ben biraz şey oluyorum. Onu böyle yani sorulabilir tabii ki de, ama böyle biraz şey oluyorum hani insanlara sorulduğunda. Yani ne bileyim. Ha, onca şey varken yakışma. Boy mu gibisinde. Aynen. En sevdiği rengi bilmeden boyunun ne önemi var? O daha önemli. Benim en sevdiğim renk mor. Direkt. Sağ ol valla, ilişkiye katkısı. bu bilginin, bak bu bilgi Ege'yi çok büyük bir yerlere götürdü. Ege, senin için çok şey değişti mi? Fazlasıyla. Ama Ege şimdi psiko şeyci. Şeyci, psiko şeyci olduğu için şimdi mor o bir rengi... kafada bir şey yaptı kesin. Ama renkleri de psikolojisi var ya, mor galiba şey böyle, intihar rengi mi neymiş? Nereden okudun? O ne diyor da hangi renksiniz testi? Ege'cim, bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Söyler misin? Belki vardır şimdi. Hayır, şöyle bir istatistik var ortada gerçekten. Yani... İntihar edenlerin istatistiğine bakmışlar. O gün mor giyenlerin mor renk en fazla vakada görülmüş yani. Bu bilgi gerçekse bana lütfen biri link atsın bu bilginin gerçekliğiyle ilgili. Bana şey... Bak biliyorsunuz Sercan'ın bir huyu var. Nereden okuduğu belli olmayan bilgileri böyle böyle satıyor. Bunun böyle bir huyu var. Yani yanlış anlamayın. Onların onun huyları vardı. Bir kere hatırlıyor musun? Bir yayında 3 kere yanlış haber söylemiştin. 3 kere yanlış haber söylemiştin. Yanlış değil. Altları dolu yani de. Neyse. Psikolog mu, bilgi yanlış. Neyse ya. Milleti bölmeyelim, çalıştılar ya. Tamam. Evet. Evet Simay'cığım, buyur devam et. Ege'cim sen kaç yaşındasın? 21. Aa, yaşlar. Genç. Aynen. Bunlar ama ya. Bunlar genç. Bunlar şimdi ilişkisizler de bir yıl sonra ayrılacaklar. Kız şaka şaka, Allah artırsın. Saçma mı? Şaka yapıyorum ya. Beni bilmiyor musun? Mevzu altına çıkan her şey yanlış. Ege, senin bir kızla aradığın en önemli özellik ne? Yani şeyde aynısını söyleyeceğim. Çok yaratıcı olamayacağım. Mizah anlayışı benim de. Ama yine de işte Belkıs TV genel olarak hani izleyen belli bir kitle ya. O yüzden burada hani uyuşacağımızı düşünüyorum o konuda. Ay bir şey söyleyeceğim. Bizim şey WhatsApp grubunda da morla ilgili bilgiler yağmaya başladı. Doğru muymuş? Moderasyon. Doğru muymuş? Doğru mu? Haydi! Çalın lan. Tarihe yazın bunu. Yazın tarihe bunu. Peki o zaman en nefret ettiğiniz şey... Bir ilişkide ya da tanıştınız, evet. Date'e çıktınız, bir kişide en nefret ettiğiniz şey ne? Bunu gördüğüm an ben de biter. Kırmızı bayrağı çekerim, dikerim diyenler. Ben başlayayım mı ya? Evet. Dikeceğim ama D'da ayırması ve imla birazcık. Çok şey ama hani bare minimum birazcık ama. Ne alakası var ki ne? Benim için o yani imlayı düzgün kullanması.
Kanka o zaman. Konuşurken Deda'yı ayırıp şey yapmamız belli olmuyor ya, çok rahat oluyor, o yüzden rahat rahat konuşabiliyoruz. Çünkü konuşurken diye bir şey söylemedim değil mi az önce? Yok yok. Yok yok. Yazışırken o benim de. Kendim. Yazışırken ama ne dedin sen? Ben TTK şeylerine şeylerine şey olsun dedim, hani konuşmasını kalkmasını bilsin ki ne rahat rahat anlaşabilelim manasında söyledin. Peki Smile senin nedir kırmızı bayrakların? Benim sanırım konuşmayı sürekli benim ilerlettiğimi hissetmem bu date anında beni bayağı üzer. Susan adamdan nefret ederim. Gerçekten yani çok konuşacak yani böyle şey ne? Yani böyle ağzından hani zor laf alıyorsun. Bazı insanlar vardı, eskiden vardı burada. Benim şu an artık konuşmayan insan tanımıyorum. Hep herkes konuşuyor da. Hani böyle bazen konuşurken date çıktın. Çekindiğinden belki atıyorum. Date çıktık böyle hani. Muhabbet tıkanıyor hani. Muhabbet edelim diye ben sana artık overshare'den her şeyimi anlattım yani artık. Ninemin bağlantı kurduğu yüksel oradan kadar artık anlattım. Hani sen de böyle bir şeyden, yorum yap oradan, şey de yorumla ki, yani. Hep bende olmasın top. Dur, paravan açılmadan önce birbirinize birer soru sormanızı istiyorum. Merak ediyorum. Bir tanışın, bir şeyler sorun birbirinize. Ege, bir hayvan olsaydın ne olurdun? Güzel soru. Ben düşünmüştüm bunu daha önce. Herhalde ayı ya. Ben ayıları çok severim genel olarak. Ve çok hani şey bir hayvan ya. Nasıl diyeyim? Birkaç tane şey animal facts olarak okuyorum ben. Seviyorum böyle şeyleri. Ayıların böyle başka hayvanlarda olmayan özellikleri var. Oturuyor mesela şey gibi, estetik algısı var ayının. Oturuyor mesela, bakıyor bir şeylere, manzaraya falan bakıyor. Falan değişik değişik, hani sadece bu değil. Bir sürü farklı özelliği var, farklı geliyor. Ayıyı severim. Ay çocuk Putin çıktı ayıla. Şey yaz, ilk date'de ayıyla ilgili şeyler anlatsa. Yani ama ayılar farklı olması evet, güzel. Bence düşün, ben araştırmış. Hani hangi ayıyla daha kendini özleştirin, ayıyla demiş hayvanla. Sen hayvan, hangi hayvanla benzeştiriyorsun kendini? Benim öyle çok net bir hayvanım yok ama hüdüt kuşu benim şeyimdir. Evet ya, hüdüt kuşunu severim. Hüdüt kuşunu benim hayvanımdır yani. Senin ne? Aslan. Hayır, aslan değil yani, yılan severim ben. Yani dokunamam tabii ama yılan. İlla bir şeylik koyacaksın oraya yani. Yani yılanların yaşamını, böyle derilerini, gidişlerini falan seyredeyim ya, beni sakinleştirir. Tabii yılan yılını görünce kuyruğunu sokarmış. Peki senin nedir Simay? Ben kedi derdim, çok klasik. Zaten kedi kız görmüyorum. Kedi de görüyorum. Kelebeği de o sosyal kelebek gibi bağdaştırırsam onu da olmayı çok isterdim. Ben kelebek hayvanı, şimdi konu bulan alakası, kelebek hayvanının böyle bir metaforik anlamını falan da çok seviyorum. Kelebek bana çok, yani hep metaforik. Şimdi mesela aşık olduğunda karnında kelebek uçuşmasıdır ya, ya da kelebeğin kanat çırpışı. Hani böyle bir şeye örnek verirken hep kelebek kullanılır ya, o yüzden kelebeği çok seviyorum şey olarak. Evet şey ya, bir de tırtıldan ufacık bir şeyden. Ha, dönüşüm, dünya, başkalaşımı da anlatıyor. Aynen, metamormoz. Metamormoz da anlattığı için metamormozu da anlattığı için böyle çok metaforik geliyor. Evet. Açalım mı artık yavaştan? Dur. Birbirinize birer soru sorun. Dur, şeyin de var daha. Ege'nin mi var? Ege'de sorsun. En basic şeyleri atlamışız gibi geldi bana. O yüzden genel olarak ilgi alanlarından. Evet tabii. Ben hobi olarak çok çeşitli değil ama el işi yapmayı seviyorum. Dantelli geceler. Dantel seviyorsun yani. Yani evet. Yani kanaviçe, etamin gibi. Etamin çok güzel. Ben çok severim. Kanaviçe severim. Ben de sorayım. Kanaviçe. Kanaviçe mi? Kanaviçe. 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 Garavaccio gibi. Evet. Garavaccio. Garavaccio. Evet, yeter değil mi? Vallahi saçma sapan şeylere gülüyoruz ya. Ege'nin de ilgi alanlarını merak ediyorum. Söyleyeyim hemen. Şu anda hani çok fazla bir şeye vakit ayıramıyorum son sınıftan dolayı ama. Ay bir şey olmaz. Sinema ya genel olarak. Ha, sinefil. Peki hadi bir soru daha sorun birbirinize ve chat'e ben soruyorum. Bu çift ener mi, enmez mi? Ener mi, iner mi? Bak, ener bu, iner bu. Ener mi, iner mi bu çift? Chat'e soruyorum ve siz de bir soru sorun birbirinize ve açmak istiyor musunuz? Birbirinizi merak ettiniz mi? Kameralar açılsın mı? Ben açmak isterim kameramı. Yani. Peki açtığınızda sinemaya gitmek ister misiniz? Onu şey, bu arada çocukla sinemaya gidilir ya. Film bilim anlıyor yani öyle şeylerden. film bilim anlıyor yani işte, çocuk. Tut götür işte. Sen ne düşünüyorsun Ege?
Bence de açabiliriz. Ay açın ayol açılıp bir de şöyle açılıp satışlık konuşalım. Ben çok merak ediyorum. Sus ya, sus duvey. Snifil. Yayın. Ha, buradayız, buradayız. Buradayız ayol, buradayız. Ne oldu? Ne var şöyle ya? Bakalım. Benziyorlar demiş birisi. Şöyle bir bakalım. Oyları değiştirin demiş birisi. Size bir şey sorayım. %71 iner oyu almışsınız. Yani sizin tutmamış. Sizin buluşmanızı istemiyorlar. Çok garip ya. Ben aslında ben de çok tutturdum. Ben de tutturdum. Arkadaşlar siz nasılsınız? Ege canım biraz kameraya yaklaşır mısın? Ege bir konuş ya. Ege ne oldu? Ege nutkun mu tutuldu? Ne oldu? Bir şey olmadı. Açmak istiyordum zaten kamerayı. Ben de uyumlu olabileceğimizi düşünüyorum. Neden olmasın? Mesela buluşsanız, sinemaya gitseniz ne dersiniz? Güzel bir böyle sinema date'i yani. Şey değil abi ne? Millete zorla şey. Sinema date yani. Bir film izlemek, o film üzerine tartışmak konusunu düşünürsünüz. Bence gayet okey. Birbirinize bir şey söylesene. Ben de mutlu olurum. Benim Ege kadar sinema kültürüm yoktur büyük ihtimalle. Ay bir şey olmaz, benim de yok. Ama, görmüş gibi ama. Onun fikirlerini duymak beni mutlu ederdi. Kız bir akşam git buluşmadan önce aç ekşiyi, bak şöyle işte filmlere, yorumlara falan. Oradan oku oku ezberle, sat yani okuduklarını. Bir demiş ki Ege Pan'ın Labirentini izlediysen bul beni koçum. Niye Pan'ın Labirentini demişsin? Ben de Pan'ın şey Pan'ın... demek için doğru yer mi acaba? Şu an tam burası yani doğru zaman mı? Neden? Pan'ın Labirenti. Niye onu sordu onu merak ettim. Benim çok sevdiğim bir film. Hatta en sevdiğim filmlerde ilk 5'te falan. Ben çok sıkılmıştım. Aa! Ben ağlamaktan öl. Para nereden geldik şimdi anlamadım. Bir John Wick 4'te o kadar ağladım. Bir de Pan'ın Labirentinde. Ben artık böyle kestim yani. Ege'nin omuzları kaslı gibi. Ege Fitness. Peki Ege'ye sorun Nuri Bilge Ceylan ya. Mı Demir Kubuz mu? ya. Merak çok ettim. Fatih Akın diye bir cevap vereceğim ama herkes... Ay bu çocuk tam bir sinefil bu arada. Senin bir şey sorasın var sanki Simay. Dök için Simay'cığım. Biz buradayız. Ben bir şey sormak istemiyorum sanırım ya. Neden peki? Ben date'e gitmek istiyorum. Aa! Kız date... dur tamam. Dur. Allah seni dur. Kapat dur, bir yarın olsun. Bekle yarın olsun. Burada dur. İzin olursa yayın şey yapacağız. Dur yayındayım. Biletler alamadım. Dur. Peki yarın gider misiniz sinemaya mesela? Olsa da Simay zaten yarın iptal edecek. Sinemaya yarın vizesi finali olsa ama iptal. Ama dur Ege son sınıfta ya çok işi var. Daha program falan yeni belli oldu. Akşama boşum. İsterse olabilir bence. Ya hadi. Yakın hadi ya. Mı İzmir'de birbirlerine? Ne olacak? İzmir'de zaten şuradan şurası. Tamam o zaman sizi ben yarın sinemaya göndermek istiyorum. Bunun için sadece tek istediğim, gerçi Damlako sen ikisinin de olduğu bir grup açabilirsen Instagram'da. Ben çünkü sizin telefon bilginizi alıp hani bilete gitmesi için ikinizden birinin telefon bilgisini alıp ona şey yapmam lazım. O zaman son kez bir şey söylemek ister misin sizi yolcu etmeden önce? Ege sanki zorla gidiyor değil mi? Ege'nin bak. Göndermemeye çalışıyor ya sanki. Chat diyor ki Ege zorla gidiyor diyor. Bak ben Ege'yi anladım. Ege biraz cool bir çocuk. Ama kanka entelektüel çocuk işte anladın mı? Ölge baba vermek istememiştim aslında. Ne? Ölge baba vermek istemedim niye öyle? Ama öyle bir hava senin verip vermemenle alakalı bir şey değil ki. Oysan öylesindir ya birazcık. Cool bir çocuk yani. Olabilir ne? Ne herkes tamam, beyanı esas alıyoruz. Tamam bir şey hayır, demedik. Herkes bizi bir şey mi olacak? Kıdık falan mı olacak? Koşurken şey yapıyoruz. Ege'cim ben anladım. Ben bu çifti gönderiyorum arkadaş. Yarın ama bana bir tane fotoğraf atar mısınız yarın böyle hani story'den beni etiketleyip eğer hani canınız isterse hani izleyiciler merak eder çünkü gittiler mi gitmediler mi diye. Olur mu? Tamam. Peki o zaman. Son bir şey söylemek istiyor musunuz? Hadi. Simay sor, bitkileri sever mi? Sor Allah'ın cezası. Şey, bitkileri sever mi? En sevdiği çiçek ne? Ya bundan sonrasında DM'den konuşurlar Instagram'da. Yok, bu şeyli bir ilişkiye döndü. Hayır, senin içinde senin olduğun bir ilişki. Hayır, onlar DM'den konuşurlar onu. Hadi. Tamam, hadi öpüyorum sizi, hadi. Millet zorlasana ya. Hadi öpüyorum sizi canım, dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Hay bay canım. Ay Selcan milleti zorlayıp durmasana ya. Ama bir yerden tutmak tutuşturmak lazım bunu.
Kaç çiftimiz var Damlako? Alalım. Ay Savaşçısı ve Yumruk. Ay Savaşçısı'nı çağırıyoruz ya. Yeter şunlara. Ya kurtar bizi Ay Savaşçısı ya. Merhaba. Merhaba İkoko ve Mert. Ben bayılırım. Ay ben çok severdim ya. İkoko ve Mert merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Biz de iyiyiz. Peki efendim neredensiniz? Ay Savaşçısı adın ne? Senden başlayalım. Adım İrem. İstanbul'da yaşıyorum. Çeviri projesi yönetiyorum. Yani çevirmenlik gibi ama değil. Çevir canım. Çevir canım. Çarık çevir. Bu kariyer ilişki. Bu kadın kariyer ilişki. Peki Yumruk sen nasılsın? Sen kimdin? Merhaba ben Mert. Ben de İstanbul'da oturuyorum. Mezun olacağım birkaç ay sonra. Yaşını öyle söylemekten bir korktuğuna göre yaşın 23. Yaşım 23 buçuk. Bu arada bu öyle, bir sorun değil. Buçuk da kurtaralım biraz. Niye şey ne sorununa göre diyor? Kız 25 çocuk 23 yaşında ya ne olacak canım bundan? Herkes aynı yaşta arkadaşlar. Yani. Cennette herkes aynı yaşta yani. Şimdi ben bazı soruları soruyorum. Burç. Ben yengeç burcuyum. O yüzden Sailor Moon. Mert. Ben de yengeç burcuyum. Yengeç yandık. Arklar. Nasıl oluruz? Evet. Bence çok zor. Çetemen bir uyumalı. Çetemen bir şey yapsın tabii. Chat oradan bir hemen uyum haritası çıkarır mısınız? Zor bence. Yengeç hep bir burç oluyor. Çok böyle A, U denen, çok duygusal falan diye. Ben severim yengeci biliyor musun? Nereden çıktı? Yani lisede şuradan çıkartıyorum adı herhalde bir ön yargı da olabilir. Lisede çok sevdiğim kız arkadaşım vardı yanımda Turan. O yengeç burcuydu. Çantacın yengeçti diye yengeci seviyorsun. Peki sorular soralım mı? Siz birbirinize sormak istiyor musunuz yoksa biz mi açalım biz biraz? Biz girelim bence. İlk biz. Tamam sor hadi bir şeyler. Mert. Evet. Diyeceğim aşık oldun mu hiç? Hiç aşık oldun mu? Ay bayılırım. Yani oldum. Aa. Ama hani yakın zamanda kime? O yüzden. Sana kara gözlüm sevdalanmış. Nerede oldun? Kime oldun? Söyle ya. Kime oldun? Çağıralım onu. Bilmiyorum. Geçmişten çok gelecek hakkında konuşmak için geldim. O yüzden. Aldın mı cevabına? Aldın mı cevabına? Kapatalım o zaman. Gelecekten konuşacaksak. Tabii, gelecek burada. Ben insanların geçmişini... Peki, gelecekte nasıl birini görmek istersin yanında? Gelecekte zaten hani mizahtır, hani iyi iletişim... Herkes de bunu istiyor ya, mizah. Valla benim var ya, son aradığım şeydir mizah. Yemin ederim son aradığım şeydir ya. Niye bu kadar çok istiyorsunuz mizah? Aynen. Yani şimdi şöyle, illa sevgili için olmasına gerek yok ya kız arkadaş için. Evet. Normal bir arkadaş seçerken de... Daha eğlenceli, daha komik birileri olmasına ben dikkat ederim. Bu sadece kız arkadaşı özel mizac, bir kriter değil. Bak mizaca önem veririm mizacına. Ama mizahına? Evet ben de bu arada çok önemli. Yani aynı şeye gülüyor olmak çok önemli. Bak mesela kötü mizah, iyi mizah diye bir şey. Mesela bazen atıyorum yaşlıların güldüğü şakalar var ya. Hani onlara da gülüyor olabilirsin sen. Ama yanındaki de güldüğün de böyle oluyor işte. Gülmekten hayat doğar yani. Peki Ay Savaşçısı... Senin için senin için mizah mı? Mizaç mı? Yani böyle bir ikilem verdik sana. Kendini biriyle olmak isterim mesela kendini tanıyan biri. Ama kendini komik de olmalı tabii. Kendini tanıyan biri. .com. Evet. Çok doğru çok bir tabir. Doğru. Kim olduğunu bilen biri çok önemli. Ne istediğini bilmesi gerekiyor bir insanın. Kendini bilmek çok önemli bir şey. Ne alıp ne verebiliyor? Evet. Çok da komik olmasını ister miydin? Hani aşırı çok hep böyle komiklik yapıyor. Yani ben dur bir adam karnımız ağrıdı. Dur bir adam yemeğimizi yiyelim. Hani o kadar da komik olma. Yani bilmiyorum. Kızların komik olduğu ilişkiler dışarıdan bana daha güzel geliyor. Ben biraz daha birlikte gülelim. Ama komiklik ama bana kalsın. Şakaları ben yapayım birlikte gülelim. Eve şakayı kadın getirecek arkadaş. Senin ilişkin var mıydı? Aşk oldun mu? Hiç aşık oldun mu? Büyük aşklar böyle bir şeyler. Evet. Ay, peki, bu akşam da herkes pek bir cesaretli. Ama bir kez aşık olunmaz bence. Yani kendini işte tanıma dediğim o aslında. Tanıdıkça kendini de tanıyorsun. Yeni bir versiyona geçince yeni birine aşık olabilirsin. Abi çok doğru konuşuyor bu kız ya. Bu kız çok akıllı bir kız. Doğru. Biri demiş şakayı dişi kuş yapar. O kadar çok sevdim ki bu cümleyi. Şunu ben çok merak. İlişkilerin temelinde en çok olan şey kıskançlık. Kıskanç mısınızdır? Mesela sevgiliniz ya da date çıktığınız birisi ya da sadece flört ettiğiniz birisi biriyle konuşuyor. Ya da birileri ne biraz fazla ilgi verdi, birileri ona fazla ilgi verdi. Bu sizi zorlatır mı? Ben başlayayım mı?
Sana mı sordu? Sen başla Ay Savaşçısı. Ben başlayayım, madem öyle istedim. Bence kıskançlık böyle çok hani içinizden gelen bir şey. Yani çok fazla sizin belirlediğiniz bir şey olmuyor ama kıskançlığın dozu önemli. Yani bunlar klasik gelebilir ama bence kıskançlıkta sorun yok ama hiç kısıtlamaya bilmem ne oralara geldiği zaman sıkıntıdır. Ben karşımdaki kişiye bakarım. Hani ona gelen herhangi bir bilgiyi kıskanmam ama ondan giden bilgiyi kıskanırım. Ben de şeyimdir, sadece benimle ilgilenilsin isterim mesela. Benle de ilgilenimi çektikleri an ben direkt kıskanmak da değil. Yani hayır bir şey, sen ya karşı tarafa... Böyle hani şey sinir kriz geçirip kafamdan dumanlar çıkması. Sen varken onun evet, ama işte sadece sevgilim değil, dünyadaki herkes. Ama kıskançlığı ben şöyle tanımlıyorum, yani benim dünyamda kıskançlık şöyle bir... Hadi anlat. Anlat, senin dünyanı öğrenelim biraz Sercan. Neymiş senin dünyanda kıskançlık? Ya ilgiyle falan bağlantısı yok. Bence kıskançlık... Senin... Söyle. İnsanın kendine yakışanı mı giymesidir? Nedir? Söyle bakayım. Ya bence kıskançlık senin onu hazmedememende kaynaklanıyor. Ya da hazmetmende kaynaklanıyor. Yani ilişkiyi sindirebiliyorsan, yani ilişkiyi sindirmek de şu, yani bağları güçlendirme noktasında sindirebiliyorsan, yani yaptığı her şey sana hizmet ediyorsa okey. Yapmadığı şeyler varsa ben fıttırıyorum mesela. Bu açıklamadan sonra ne düşünüyorsunuz peki? Hadi ya tamam, ben net söyleyebilirim. Ben gerçekten çok kıskanç bir insanım. Sana mı soruyoruz ya? Şaka yapıyorum hayatım. Ben neden ilişkilerde üçüncü gibi? Sen niye ilişki üçüncü gibi? Ben kıskancımdır arkadaşlar vallahi falan giriyorsun ki. Güncüklerde de öyle bir şey. İçerisinde görüyorum kendim, dışını göremiyorum. Karşınızdaki nasıl biri çıkarsa huy olarak direkt dersiniz ki aşko babay. Simay aşko babay dersiniz yani. Yani kasıntı biri olursa istemem. Hani olmadığı gibi biri davrandığını hissedersem ya da daha iyi görünmeye çalıştığını bir şekilde. Ama herkes daha iyi, yani en iyi versiyonu gibi olmaya çalışmaz mı bu hayatta? Valla ben 3'te 2'yim. Olmadığı gibi davranırsa yani. Ne söyleyeceksin? Hayır, bir şey söylemeyecektim. Çok şey yaptım. Devam. Ya söyle ya. Ay bizim programımızda bizim konuşuruz. Hayır. Ya ben de mesela... Ay bu çocuk... Konuşasın. Ya bu kadar bir daha yemin ederim arayı açmayacağım. Yemin ederim arayı açmayacağım. İki yayına gelmedi Sercan. Kudurmuş. Susmuyor. Mert'cim senin için nedir? Birinde onu gördüğün an dersin ki Simay aşko babay. Benim için sohbetin akmaması ilk şey. Ay niye herkes bunu söylüyor ya? Sohbetin akmaması. Ay hepsi muhabbet kuşu sanırsın ya. Ya niye canım? Ya şu an burada yayında tabii ki de insanlar arkadaşlar sizin istediğiniz gibi davranmayabilir yani kamera açtığında. Çok biliyorsan bu laf atanlar bir gelsin yayına ya. Ha bu laf atanlar bir gelsin yayına. Kolaydı. Böyle 70 milyonun karşısında izdivaç programına katılmak. Ben herkes medya tecrübesinden dolayı tebrik ediyorum. Bunlar 1-0 önde yani her şekilde. Nasıl bir date olmalı sizce? Evet, öncelikle bence kesinlikle ortamda bir yemek falan olmamalı. Kahve içmek bence. Aa niye yemek yemeyi sevmezsin? Yemek yemeyi sevmediğimden değil. Bence ilk date'de çok gerekli bir şey değil. Öyle diyeyim. Buz patenine falan gitmek. İlk tercihim olmaz. Buz patenine gitmek. O zaten olması gereken bir şey. Tenis oynamak mesela ilk date. Halı sahaya gitmek. Ulan yemek yiyeceksin. Ne yapacaksın? Sence nasıl Ay Savaşçısı? Bence de kahve yürüyüş mantıklı. Hem konuşacak. İlk date müze de. İlk date müze. Aa ilk date müze. Abi ilk date müze. Abi ilk date'lerinizi müzeye götürün biliyor musunuz? Ben size o kadar söylüyorum. O yüzden çıktığınızda dersiniz evleniyoruz ya da evlenmiyoruz. O kadar bence bir şey gezerek böyle hani sergi gezmek falan çok keyifli olabilir. Tiyatro falan da daha güzel olabilir, daha canlı. Peki siz birbirinize bir soru sorun hadi bakalım. Hadi ya bir soru sorun kardeşim, bir şey olsun. Ben başlayabilir miyim? Tabii. Discord profilinde Pokemon görüyorum. Hangi Pokemon'sun diye başlamak istiyorum. Pokemon değil ki, Ay Savaşçısı. Değil mi? Ben yanlış gördüm o zaman. Olsun. Ama Ay Savaşçılarından bu Ay Savaşçısı. Ay Savaşçısı Pokemon'u. Yenge... Sıkıntı değil. Yani sen de onu izlesen sen de boğulurdun. Çünkü bu Yengeç Burcu. Bu başrol, Bluma yol bu. Aşk için Pokemon Stella. Olur musun? Ben sorayım. Bakalım. Evet sorun buyurun. Mesela Mert, bir çikolata olsaydın şu an piyasada olan ya da olmayan hangi çikolata olurdu? Birisi hangi hayvan der, birisi hangi çikolata der. Ben bence bir beyaz çikolata olurdum. Herhangi bir tablet beyaz çikolata. Ben daha çok seviyorum beyaz çikolatayı. Ve sadece hani her gün yiyebileceğim, sıkmayacak bir şey, o yüzden
herhangi bir beyaz çikolata olurdum. Beyaz çikolata işte sade değil de bizim neyse. Bizim şey BİM'deki gofret de o. Bizim hayat, bizim hayat BİM'deki neydi o? Sarı gofretin önündeydi. Peki sen ne olurdun? Ben Harbi olurdum. Bunu bayağı düşünüyorum. Harbi kız diye. Bir şey daha sormak ister misiniz? Ya tanışmak ister misiniz? Bir yani daha sonra burada arkadaşlar hani şimdi zorladı değil yani sinemaya gitmek. Sinema date'i yani şey de olabilir. Kahve içme date'i de olabilir ya da istediğiniz herhangi bir şey ya da sen karışma biz sadece Instagram'dan konuşacağız da diyebilirsiniz. Hani ama isterseniz diye hani siz bir konuşursunuz belki. Anlaşırsanız bu date'inizi biz sponsorluyoruz anlamında. Ne düşünürsünüz? Ben önce bir hobilerini sorabilir miyim? Ay tabii tabii. Yani, tabii buyurun buyurun. Biz o kadar çok neler yapmaktan hoşlanırsın? Ne yaparsın? Ben koşuya çıkmayı seviyorum. Pilates çok seviyorum. Pilates. Sen nereden hoşlanıyorsun? Neler yapıyorsun? Ben de en çok sevdiğim şey spor yapmak ama hani bir sakatlığımdan dolayı spor salonuna gidemiyorum. Hani 2 aydır falan. Onun dışında hani sürekli spora gidiyordum. Ne spor yapıyorsun? Şey mi? Kas yapma normal sporu mu? Hani ağırlık aynen ağırlık çalışıyordum ama işte sakatlıktan dolayı kameraları açalım. Onun dışında da hani bu süreçte evde hani olduğum için genelde hep müzik enstrümanı çalmakla ilgileniyorum. Piyano ne çalıyor? Gitar. Ne? Piyano gitar mı? Kamera açılsın. Aa gömlek ve kravat takmışsın. Ya kravatı uğraştım. Biraz da gözükmüyor maalesef. Çok çok şık çok, yani. Çok tatlı. Bu çocuk muzip evet. Bir çocuk bu arada bence. Bu çocuk muzip bir çocuk bence. Sen bir tık muzip bir çocuksun bence. Sen muzip ne demek açıkla desem ne demek? Ne bilecek ben muzip bir çocuk hani böyle bir anladın mı? Böyle bir hani bir şıkırı var bir fıkırı var yani bir kıpır kıpır yani. Peki piyano çalabilir misin? Yani şu an kendi evimde değilim ailemin evindeyim o yüzden burada. Gitar görüyorum arkada yalan söyleme. Güzel. Hadi bize bir Akdeniz akşamları bir şey be hadi. Sizi kırmayayım İrem'in bir isteği varsa biliyorsam ben de. Tabii ki. Akdeniz akşamları o zaman. Ya of İrem bir şey istesene. Şey çalsana Gülşen nazar değmesin. Ya repertuarım o kadar geniş değil. Bana biraz zaman verseniz hepsini çalarım ama. Akdeniz akşamları çal. İrem'den geldiği biraz öncelik vermek durumundayım tamam. Üzgünüm. Akdeniz ben akşamları. Ne kadar kanalın sahibi olsam da. Hadi çal o zaman Akdeniz akşamlarını. İrem. İrem sen ne çalıyorsun? Müzik çalıyor musun? Yok ben proje yönetiyorum. Ay onu anladık. Anladık onu. Ne tarz projeler yürütüyorsun? Projeleri karadan mı yürütüyorsun yoksa denizden mi? Sen neden kalkmıyorsun oya? Gömlen altında şort mu var yoksa? Evet maalesef. Aa! O yüzden hareket edemiyorum. Şey alsana, çalsana Akdeniz. Sen notalarına mı bakıyorsun Akdeniz akşamlarının? Aynen. Geliyor mu? Evet evet geliyor. Devam et. Bilmediğim yerde dolaşıyorum. Ya gitar 12 senelik teller falan. Ya fark etmez sen bir şey tıngırdar. Şu an herhangi bir kursam aynı daha iyi ses gelebilir. Ya sence biz bunu kafamız basıyor mu buna? Biz... Sen çal bir çal bir kuple çal ya bir kuple çal söyle hadi ya. Söylemeyeyim ama çalayım şu an gerçekten. Tamam yani çal bir kuple için... çal hadi bir enerjimizi at yükselt bizi. Tamam. Peki, birbirinize şu an yüz gözken bir şey sormak ister misiniz? Sizin için Instagram'da şey açalım mı? Yani birimiz Instagram'larını bulmanız için. Hani biz şimdi grup açalım, Damlako eğer okeyseniz. Sonra siz özelden konuşursunuz. Bence konuşalım. Kritiğini yaparız. Bence de biz bir aramızda değerlendirelim bu akşamı. Bugün bolluk bereket ayol. Aynen iki de bugünün bereketi hayırlı olsun. Bugünün bereketi hayırlı olsun. Peki çok tatlısınız bu arada. Çok eğlenceli, çok keyifli. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Öpüyorum size. Bizim aldığımız bu hayır dualarıyla gerçekten aynen. Sır At Köprüsü'nde hani bir geçeriz ki. Bak biz ne kadar ama... Ama böyle. Yani. Ama biz böyle. Yavaş. O zaman arkadaşlar benden çok istenilen bir şey vardı. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Çünkü şarkı... Ben... Gülşen'in Nazar Değmesi şarkısı istendi. Ama
Nazar Değmesi şarkısı benim Gülşen'in en bilmediğim şarkısı. Bir diğeri Gülşen'in bence en zor şarkısı yani. Çok zorlandım ama çalıştım sizin için. Kötü söylersem de şanındandır. O zaman o kod ne alaka demiş Aylin Sincap. İyi bak ne alaka olduğunu. Gördün mü ne alaka olduğunu? Sude Belkıs alaka. On the way. Şimdi şu ceketimi de giyeyim. Hani bu da kıyafetim, dur tam kombin görsün de. Alakayı o zaman. Alakayı daha da alakasızlaştırsın. Tam bir kombin gör de. Ben buyum kızım. Hiç değişmedim. Sana hiç yalan söylemedim. Hiç saklamadım. Eğer yeterince tarz gelmiyorsan, yeterince stil gelmiyorsan başka kanallara gidebilirsin. Allah'ım yardım et bu şarkı söylediğin için. Neyine güveniyor kalbim? Oyunda büyük bu sevda. En zorunu buldum aşkın. Kendini bana sakla. Neyine güveniyor kalbim? Oyunda büyük bu sevda. En zorunu buldum kalbim. Kendini bana sakla. Yaşamaz.
Evet arkadaşlar, şarkım bu kadardı. Bu Gülşen sözüm vardı. Çok istediler ama. Çok güzel söyledin kankam. Yani... Gülşen sözüm vardı. Bazı yerlerde kusura bakmayın kaçırdım sözleri falan filan. Tutmuyordum istersen. Canım sağ olasın. Evet arkadaşlar, bu performansım böyleydi. Ama arada böyle bir enerjiler lazım. Kanka biraz kaysana, üzerime yazılar geliyor. Teşekkür ederim. Efendim naçizane ya, bizim işimiz ne efendim? Siz isterseniz biz yaparız. Benim başka dünyaya geliş amacım bu. Bu ayol bu. Sen Petite'ye yaz, ben söyleyeyim. Ben kavuşamayacağım flörtüme yazdım ya Hasan. Yazın ayol. Bu gece ay, o gece yazın ya, ne olacak sanki? Arkadaşlar yazmaktan öteye köy yok ya. Yaz şu mesajı, ne olacak sanki? Ucunda ölüm mü var arkadaşlar ya? Ben o yüzden bir laf söyleyeceksem de kaçınmam söylerim ya. Kaçınmam söylerim. Ne sanki? Ben çok hesabına kitabına düşüyorum ya. Bir de sen de şöyle bir insan değilsin. Niye evet. Öyle şey yapıyorsun anlamıyorum. Ben sırtımı hiç göstermedim, onu fark ettim. 14 Şubat'a özel giyindim. Küpelerim kalple ama bir kalbim yok nedense. Aa, şu tişörtteki kalpler kadar kalbin yok ki Sercan'ım. Herhalde kalbi burada olmayanın tabii ki de kalpleri buralardadır. Dekordur, dekor. Girelim bakalım başka kimler var? Gelsinler ayol. Merhaba. Oh. Kira, Kira ve İrem. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz programımıza. Ne yapıyorsunuz? Kim bu? Atilla İlhan mı geldi? Atilla İlhan geldi ayol. Akira Kurosawa ya. Hayır tabii tabii. Çok severim. Aynen. Bir şarkıcı. Aa! Sevgilinle şiir okudun mu? Ben mi? Evet. İkinize de soruyorum. Yani çok önceden denemiştim. Çok yıllar nasıl önce. Nasıl bir denedin? Ne okudun? Bir şey, şiir okur musun? Ya şiir gibi. Akrostiş şiir söylüyor mu? Olur mu? Olur ya, baş harflerden küfür çıkmayacaksa okey. Hayır, kendim yazmıştım da ilkokuldu, çok eski. Ya ama ilkokulda şöyle bir Atilla İlhan okumaz mısın? Nazım Hikmet bir şey yok mu? Peki. Dur bir önce tanıyalım ya. Neredensiniz? Daha isim öğrenmedik şey. Evet. Senden başladım o zaman. Kurakira. Eren ben, 25 yaşındayım. Mezun oldum üniversiteden 2 sene önce. Görsel iletişim tasarım okudum. Aa! Şu benim anda, köy. Efendim? Benim köy. Ben iletişim tasarım mezunuyum. Hatta zaten arkadaşım tavsiye etti buraya katılmamı. Siz de tanıyorsunuz. Sizinle birlikte çalışmış. Kim? Ümit Mera. O burada moderasyondu. Vay be Ümit. İşte böyle. Efendi çocuktu. Kaderi gülmedi, onun da olsun. Bir kısadan hızlı İrem'i tanıyalım. İrem merhaba. Buyurun. 22 yaşındayım. Evet. Hukuk okuyorum. Son sınıf. Aynen. Hangi hukuk bu? Aşkı yargı. Aşkı yargılasan ne verirdin? Müebbet. Ne karar çıkardın? Müebbet ya. Müebbet aşk öyle diyorsun. Pişem bu arada geçen bugün şey geldi, arkadaşım geldi benim eve, Nergis. Bana şey diyor, kanka TikTok'ta Aynur Aydın'ın bir Beni Sabıkala diye bir şarkı sözü mü ne varmış? Ona kafayı takmış. Çok güzel mi Beni Sabıkala? Çok aşksal bir terim gibi gelmiş. Beni Sabıkala. Öyle bir şey miymiş? Tam şey yapmadım da kesin biliyorlar da. Aklıma o geldi, koptum. Neler yapıyorsun? Hobilerin nedir mesela? Bu hobilerin zor bir şey de. Boş ver, hafta sonu ne yaparsın? Öncelikle planım varsa arkadaşlarımla, yani arkadaşlarımla takılmayı tercih ederim. Yoksa da hobilerim resim yapıyorum. Ama daha böyle şey çapta, yani amatör çapta. Tabii canım, yeterli. Onunla uğraşırım. Öğrencisiyim, yazın mezun olacağım işte. Hangi üniversite dedin? İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi hukuk. Severiz. Evet. Ben de İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Ortaklıklar. Tabii canım, biz İstanbul Üniversitesi'nde astık mı? Orada neydi? Ağ kapısı mıydı? Ağ kafe miydi? Ağ kapısı kafede ağız oralet içmedik ya. Ne zannediyorsunuz siz? Ne zannediyorsunuz ya? Ne yaptı insanlar? Geldi mi bugün gerçekten? Evet, ya ne yaptı, nedir ne bu oldu? Okulların kapıların açılması? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ne oluyor? Ne alaka? Yer mi kalmadı? Okullar zaten ya, güvenli alan olmak için. Okul dediğin yer güvenli alandır. Öğrencinin bir yerden bir yere giderken hani en azından burası kapalı bir alan. Şeyi var, güvenliği var diye rahat ettiği bir yerken şimdi ne oldu? İnsanat bahçesine dönmüş. Öğrencileri izliyor millet çekirdeki. Evet. Var mı böyle bir şey? Ya bak beni sinirlendirmeyin. Bak doğru aşka doğruyuz. Buraya 32. güne çevirmeyin. Ya bir de sen biliyorsun yani
bahçe de koskocaman bir bahçe. İnsanlar orada inan ki piknik yapar. Evet. Oturup pikniğe oturur. Bunun ikinci öğretimi var. İkinci ya suistimale saat... çok açık bir çok şey. Açık çok yani. Suistimale açık bir şey. Bu ülkede uygulanacak şey değil yani. Çok büyük bir bahçe. Yıldız Teknik de öğrenecek. Öyle açacakmış, o da açılacakmış. Zaten onu millet bahçesi yapmışlar. O büyük alanı falanı yani. Otobüsler yukarı çıkıyor. Ya çocuklar zaten aldıkları eğitimin kalitesi yerlerde. Çocuklar okuduklarında aldıkları eğitim sonrasında bir iş, kariyer inşa etmeleri şaibeli, belli değil. Bir de üstüne üstlük bir 4 yılları var keyfi geçirecekleri. O da keyifli geçmiyor maddi manevi. E ne veriyorsun bu insanlara ya? Bir Belkıs TV var. İki eğlendiriyoruz çocukları ya. İstanbul dokusunu ben çok severim. Bizim zamanımızda güzeldi. Orada Hırkapı'da şenlikler olurdu, Hıdrellezler. Üniversite kampüsünde şeyle şenlikler olurdu. Çok şehrin içerisinde bir üniversite. Bak, gerçekten güzel bir üniversite. Şehrin içinde, çok şehre çok temas eden bir üniversite. Ben çok beslendim İstanbul Üniversitesi'nde okurken. Biz geçen gün Fatih turu yaptık. Camileri gezdik. Biz geçen gün oradaydık. Bütün Fatih'i gezdik. Ya edebiyat fakültesine nasıl girecek insan? Bak edebiyat fakültesini bizler kendi öğrencilerimiz yani koridorları karıştırırdık. Evet, çok Hogwarts aslında. Gibi bir okul yani edebiyat fakültesini. Yani oraya bilmeyen birisi bir girse akşam çıkamaz, çıkartamazlar yani onu. Orada kalır mı? Orada zaten kalır mı alır yani. Zaten tuvaletler muvaletler bok gibi. Bir de tuvaletleri kullanırlar, tam bitti. Neyse konu gerçekten çok şey oldu. Ama önemli çok bir konu. Önemli bir konu, değinmemizi iyi oldu. Ben de yani her şey bir yana, bu bir yana yani. Neyse Ener! Evet, size dönüyoruz. Sen çocuk şey diyormuş, bence halka açılmalı ya. Bu kadar muhabbetin üzerine. Ne düşünüyorsun sen bu konu hakkında? Arigato? Kurikira? Magosaki? Magosaki, sen ne düşünüyordun? Peki, nerede kalmıştık? İrem sen dertlerini anlatırken aldın götürdün bizi. Bir şey söyle, güzel bir şey söyle kız. En sevdiğin müzik grubunu falan bir şey. En sevdiğin, ne izlemeyi seversin İrem? Ne izlemeyi severim? Ya öncelikle ben sinefil değilim. Öyle çok fazla bir kültürüm yok bu konu aslında ama yani oluşturmak isterim. Çünkü seviyorum yani film dizi izlemeyi. Genelde çok klasik olacak ama sitcom izlemeyi seviyorum. Yeni çıkan dizilere bakıyorum arada. Kayahan of yine Pan'ın Labirenti demiş. Efendim? Ya bir şey, her film muhabbeti geçtiğinde aynı kullanıcı aynı filmi söylüyor da ona koptum. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Mojekato? Ben film izlemeyi severim ama öyle hani çok büyük bir sinefilliğim de var denemez. Ya gözüme hoş gelen, hitap eden afişi güzel izlerim. Olan filmi izlerim diyorsun. Saçma Hikayeler Kuşağı diye sitcom var. Onu ne düşünüyorsunuz? Ne? En sevdiğim. Ben güldüm bu arada. Ben sevdim. Güzeldi. Evet. Böyle attım ortaya. Afiyet olsun diye. Ne var be? 3 kilo para yatırdım ona. Şey söyleseniz, bir insanda en nefret ettiğiniz şey. Açık iletişim kuramaması. Ya iletişim açıklıklı yani, diye ayırmayın bence. Sonuçta çok genel bir şey bu. Bir tık daha spesifik. Sonuçta kendi tercihi. Ya iletişim özürlüsü olması diyeyim o zaman ya. İlişkiler olarak en sinir olduğum nokta bir bölüm. Yani iletişim. Ama şimdi iletişim dedim mi de bilmiyorum. Erkeklerde biraz zordur. Evet. Ama iletişimi bilen erkek de tadından yenmez. Açık iletişim ya şey, örnek olarak şey verebilirim. Şimdi atıyorum karşındaki kişi bir şeyini anlatmaya başladı. Atıyorum Chucky yeğenini anlattı, işte atıyorum halasını, aile ilişkilerini, saçma sapan falan. Yarım saat, bir saat boyunca anlattı. Sen de onu gayet saygıyla dinledin. Ondan sonra sen bir şey anlatmaya başladığında karşı taraf böyle bir dinlemiyor. Her seferinde kendinden bahsetmeye çalışıyor. Kendisini daha çok ön plana koymaya çalışıyor. Allah Allah, o zaman bir muhabbetten kopuyorsun. Hani çünkü sen onu dinlemişsin. Hani ben de bir şey anlatıyorum sana. İletişim ya, kopuyor. Onu hayatım, iletişim onu... Biz kalkalım o zaman. Şey, sağ ol, biz kalkalım. Teşekkür ederim. Size müsaade. Ay bize müsaade. Ay biz şey yapalım. Ben şurada öleyim o zaman. Ay müsaade et de ben şurada öleyim yani şöyle bir. Şurada. Hani öleyim yani hani teşekkür edip ne yapalım? Hayır, bir kişi de en sevmediğin özellik ne Erencim? Söyledi ya, bizi sevmiyormuş özellik. İşte. Bizi sevmiyormuş söyledi ya. Hayır, ben sizinle alakalı demedim ki, bambaşka bir insan ikili ilişki olarak söylemiştim ya.
Tamam siz konuşun, biz dinliyoruz. Şöyle neyden bahsediyorsun? Neyse, onun dışında cimri olması çok sinir eder beni. Sürekli paranın hesabını yapıyor olması. Ya sonuçta ben şu an çalışmıyorum, son sınıfım. Hani büyük ihtimalle hani konuşacağım insanlar da hani bu klasmanlı insanlar olacak ya da yeni hayat, iş hayatına başlayan insanlar olacak. Hani o yüzden para konusunu anlayabiliyorum. Ancak hani sürekli bunun hesabının yapılması, en ufak bir jestin hani yapılmaması gibi bu tarz şeyler, anladın mı? Ya da hani hesabı ödemekten aşırı çekilmesi. Peki bir şey söyleyeceğim. Cimri olması mı? Çok cimri bir insan değilimdir yani ben. Cimri olması mı daha kötü, cinli olması mı? Ya bir şey diyeceğim. Chat'te biri İrem Gold Digger arıyor demiş. Bak kardeşim, bu çok rahatsız edici. Bunun ne alaka? Bu ne demek? Şu laflarınıza bir dikkat edin ya. Kanka sen madem arayıcı. Sen kimsin de bana Gold Digger diyorsun? Sen bir kızla konuşabilmiş misin ki yani acaba? Evet bir şey söyleyeceğim. Şimdi gördüm. Sinirlendim Sokrates Ozi. Sen mi Sokrates misin Ozi? Bu nasıl bir düşünce biçimi ya? Bunlar böyle. Diyor ki sana. Sana diyor ki. Yani sonuçta şey olmasın. Var yemez olması ya. Ya lan zaten alacaksın iki kahve. Sanki şey araba yapıyor üstüne. Ulan kız. Yani ben bir yıl sonra ulan. Kız bir yıl sonra zaten. Avukat. Avukat ayol avukat. Yatırım bu kızla şimdi sevgili vallahi olmak. Vallahi dosyanı kapatır. Ya şunu dava etsene İrem. Şunu dava et. Dava et şunu İrem. Bak vallahi beni deletmeyin chat. Bence de ya ben hiç yani. Oturunca bir içecek, bir ortaya bir yemek söylersin, yenir yani. Ya yenir ama ya bunu yabancı tanımadığına yapar insan bunu. Tanımadığına yapar ya. Tamam Eren, tamam biz öyle bir anlık yükseldik. Kusura bakma. Ya yok zaten şey, ben yanlış anlamadım yani. Ben söylemek istediği şeyi anladım. Biz cevabını verdik maşallah. Evet, diplomamız yok ama yani. Avukat. Diplomamız yok ama savunmamız boldur, merak etme. Burçları alalım, burçları almadık. A burç. İrem sen? Başak Burcu'yum ben. Ben de Aslan Burcu'yum. Bir sorun birbirinize bir şey sordu merak ettim. Sizin ben bir enerjinizi sevdim ha. Sorayım ben bir saniye. Evcimen misindir yoksa daha çok dışarı çıkmayı mı seversin? Aslında çevrem biraz daha şey. Sıkı bir çevren, daha çok yakın arkadaşlarım var, öyle çok fazla sen, dışarıda vakit geçirmiyorum. Bu arada anladım, böyle çok şey, sen biraz arkadaşlarla buluşup PES oynuyorsun. Yok ya. Öyle bir fakir şey yani mi? Yani, tamam, fakülte hani taraf çocuğu de, değilsin. Zevklerim var, şeyim var da. PES çocuğu değilsin. Ya biraz daha kompakt bir arkadaş çevrem var. Mesela atıyorum bir tanesi gelip dese ki bu festivale, bu konsere gidelim dese, hani onunla giderim. Yani atıyorum bir gün kahvaltıya gidelim dediler, atıyorum ormana bir yere gittik, orada gezdik. Hani daha çok yakın çevremdeki arkadaşlarımla birlikte yaptığım aktiviteler var. Zaten başka ne yapacaksın? Ay her çağrılan yerde gitme zaten canım. Herkes niye çağırsın seni? İyi öyle, iyi. Güzel coşkun, kompakt çevre, kompakt. Bunu kompaktla. İrem senin nasıldır? Klein geceleri. Klein Garden'dan nereden? Ben de yani birkaç sakın arkadaşımla çıkıyorum dışarıya. Ama hani evde takılmaktansa böyle yeni yerleri gideyim, yüze gezeyim. Ya da hani bazen işte çok arada oluyor ama hani sınava gidelim. Yapıyorum. Cülüplere gidersin yani, clublar, clublar. Ya ben öyle hani her şeye uyum sağlayabilen bir insanım. Biraz enerjik bir insan olduğum için. Ay gidilir canım, ama ne olacak? Ama sonra yani yaşlandık artık. Kralın çok tutuyoruz. Zaten o eskiden de o eski. Evet. Kulüplerde eğlenmeler eskidendi. Bitti artık kahvaltı. Ben gidiyorum ama hani şey, sevdiğim bir DJ varsa atıyorum. Ben müzik seviyorum, biraz ilgileniyorum. Hani sevdiğim bir DJ geldiyse giderim. Hani öyle çok bir clubçı gibi gözükmeyeyim ama severim öyle. Çocuklara gidersiniz yani. Müzik varsa zevkimiz gideriz zaten. Peki okey, bence bir ener sezdim. Chat sizce bu ekip ener mi, iner mi? Eren'in soracak sorusu yok mu? Sorsun. Hangi müzikleri dinlemeyi seversin? Bir ilk sorumu sorayım. Şimdi club falan dedik, merak ettim. Kulüp benim müzik benim dinliyorum ya. Sunday'lerin sopa kulüp remix bayağı iyi. Hani benim genel bir tarzım yok. Her şeyi dinliyorum ama arabesk hiç sevmem. Metal çok dinliyorum. O canlıyı çok dinliyorum ama hani önerirsen mesela dinleyebilirim. Yani melodik tekno dinler misin?
Dinlerim, evet. Aynen. Melodik yani... Tekno, evet. Hande Yener'in elektronik albümü gayet iyiydi. Aa, ben müzik türlerini bilmiyorum, biliyor musun bu arada? Gerçekten. Nasıl bu kadar çok çeşit bilebilirsiniz? Canım. Açılsın paravan. Aynen. Bozuyorum aşk orucumu. Kız... Ay... Bir böyle bir... Huyu huyuna gibi geldi bana. Kız sen neredesin? Kafeden mi bağlanıyorsun? Evet, kafedeyim. Kulüpten mi bağlanıyorsun kız? Evet, kafedeyim. Arkadaşımlaydım. Hatta sizi çok darladım. Ben dışarıda olacağım, bana haber verin falan diye, kusura bakmayın. Aa, bir şey olmaz. Bu arada tutar the way. Eren'de asker tipi var. Eren askerliğini yaptın mı? Evet. Asker 2 ay sonuna gidiyorum. Ay bu şimdi mi söylenir? Eledim, eledim, askerledim. Eren yakışıklı mısın ya? Yakışıklının derdi çok olur. Vaz mı geçti kız? Hayır canım, vazgeçmedim. Ay ne olacak, o derdi derdi doğru, atlatırız gibi mi geldi? Ne düşünüyorsunuz birbiriniz hakkında? Tutar mı, yutar mı? Yani bence gidebiliriz. Neyse. Nereye gidiyoruz şu an? Sinemaya gitmek ister misiniz? Sinema olur. İsterseniz bir sinema, yani istediğiniz zaman, şimdi eğer olur derseniz, ya tabii ki de sizin Instagram'ınızı birbirinizden almak ve önden konuşmak istersiniz tabii ki. Bunun için Damlako bir ortak Instagram grubu açar ama siz kendi hani Instagram hesaplarınızı öğrenin diye. Özelden konuşabilirsiniz. Sonrasında hani biz, biz buluşmaya karar verdik gibi sizden o gruptan yazarsanız, nerede buluşacaksanız, nerede istiyorsanız size sinema biletlerini alacağız. Şey yapacağım yani, sinema bileti size göndereceğiz. Belki başka bir şey de istersiniz değil mi? Belki buz pateline gidersiniz, ne bileyim yani. Ne istersiniz her bu şey, arada? Her şey, yüzme, tenis. Tenis, menis, ne varsa yani hepsine şey yapabiliyorum yani bir etkinliğinize. Belkıs TV olarak tam Tekno Parti'ye ya da gidersiniz. Kızılcık Şerbeti Fatih demişler bu arada çocuğa. Evet, Kızılcık Şerbeti Fatih. Eren boyun kaç? Boyum 1.85. Boyu boyuna. Senin boyun kaç ila? Benim boyum 1.85. Benim 1.64. 1.64. Benim 1.85 Eren. Ben duyamadım ama İrem'in söylediğini. 1.64 benim. Evet, ben bu ikiden çok güzel bir enerji aldım. Çok tatlısınız bu arada. İkiniz de çok tatlısınız. Ben zaten ikinizi çok enerledim yani. Güzel bir evet, şey olacağını düşünüyorum. Buluşunca bize de foto atın o zaman. Bir konuşun. Siz bu akşam bir konuşun bakalım. Eğer olmazsa tamam. Eren bana nereden yazarsın. Eren şey yapma. Sude bazen ulaşılamıyor. Bana yazarsın. Ay şaka yapıyorum arkadaşlar. Şaka yaptım ya. Bir dur, bir şey yapıyoruz dedi. Kendi aramızda şakalaşıyoruz. Ben de sakin. Allah ne iş mi olur, saçmalama. Evet. O zaman sizin... Nereden konuşacağız biz? Instagram'dan, şimdi sizin Instagram'ınızı birbirinize almadığı için. Yazacağım ben. Instagram'a şey, Sude Belkıs. Ay şimdi şaka yapıyorum bu arada. Ya grup oluşturacaklar. Sakın bana yazma. Hayır, Belkıs TV. Belkıs TV size grup açacak. İrem, çok tatlısın. Sakın yanlış anlama. Aynen. Tamam o zaman. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın, tamam mı? İyi akşamlar. Çocukluk hiç de bozmadı gerçekten. Bak görüyor musun? Biz aslında orada yalandan yaptık ya. Bakalım. Ne diyecek diye. Biz bir oyundu bu. Oyundu yani. Tuzağa gelmedi. Tuzağa gelmedi. Biz şeytanlık yaptık, bilerek yaptık. Kim var? Bekleyen var mı? Damlako'm. Selam. Merhaba. Selam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldiniz. İyisin, nasılsınız? Zebrar ve Kadir Emre. Zebo. Zebur. Zebrar, neredensin? Hadi açtın, konuşalım seninle. Üçüncü senem şu an İstanbul'da. Kocaeli'lerle. Tiyatro! Aa! Biz de tiyatro yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında komedyenlik yapıyorum ben. Boğaziçi Komedi Kulübü ile beraber stand-up yapıyorum. Sen benim işimi elimden almaya mı geldin buraya? Ay, ne stand-up yapıyorsun o zaman? Evet, hatta bugün benim bir gösterim vardı. Ama Sude Belkıs'ın beni izdivaçlayacağını öğrenince direkt sattım orayı, buraya geldim. Ay kız, oraya gitseydin ya biz gelirdik. Nerede peki oluyor gösterileri?
Genelde Kadıköy'de oluyor. Muaf'ta, Frog'da, oradaki barlarda oluyor genelde. Bu etkinin bir adı var mı peki yani, böyle bir şey? Komedi kulübü, Boğaziçi Komedi Kulübü olarak mı geçiyor? Boğaziçi Komedi Kulübü. Instagram'dan takip ederseniz beni orada görebilirsiniz zaten. Sık sık çıkıyorum. Vay. Peki o zaman Kadir Emre. Evet. Buyur Kadir'cim, seni tanıyalım. Merhaba, ben 19 yaşındayım. İkinci sınıf diş hekimliği öğrencisiyim. Arayışların nasıl bir şey? Nasıl birini arıyorsunuz? Huy suy. Bir date'de karşınızdaki nasıl olursa... Karşındaki insanın dudakları ve dişleri senin için önemli mi? Ha, dişlisin yani, ya. İstemsiz bir şekilde bakıyorum, evet. Ama böyle hani çok abartı derecede önemli değil. Yani hani böyle... Pek bir sıkıntı değil aslında ama böyle dikkatimi çekiyor, evet. Benim dişlerim hakkında ne düşünüyorsun? Ben böyle ayrık olmalarını çok seviyorum. Bence gayet güzeller bu arada. Bakıyorum şu anda. Canım şey yapar, evet. Mezun filan ol da bir muayenene geliriz şöyle. Evet, mezun ol da bizi muayene et ya. Ben sıkıldım tamam. O dişlerden. Bir oynat moynat bir şeyler kaç yap. Kaç yıl var şey olmana? Muazzez olmana? Mezun üç olmana? 3 yıl var. 3 yıl o zaman biz idare edeceğiz kanka. Ama dış işte, fırçalamaya devam. Dur, tiyatroya gidiyor musun hiç? Hiç tiyatroya gidiyor musun? Daha önce hiç gitmedim. Bu problemi çözebilirim. Ama şimdi bunu böyle açık açık söyledin. İnsan bir alıştırılışla söyler. Kız tiyatro okuyor, bir alıştırılışla söylesene dan diye söylüyorsun. Güzel bir şey bu da bence. Çok iki zıt. İnsan der ki gittim de zaten soracak halimiz yok ya. Yalandan gittim de. Tiyatro açtılar Beyoğlu'nda. İki tane hatta. İki tane açmışlar ya. Sen daha iyi birisi konuşsana. Burada çevirmeye Sercan, çalıyorum ağzımda. Sercan bir tane bilgisi var, onu da satmaya çalışırken. Bir tane sahne açmışlar Beyoğlu'na. Yok açtılar. Açarlar ya. Hayatım Beyoğlu'nda sahneleri oluyor. Pera tiyatro muydu neydi ya? Pera sahne var Bahçeşehir Üniversitesi'nin, bir de Taksim Ara sahne diye bir sahne açıldı. Yok, çok, en son benim bildiğim. Tabii. Eskiymiş böyle hatta ilk İstanbul'da tiyatro sahneleri. Hayır canım, kapatıldı hatta sahneler diye biliyorum ben. Orada sonradan galiba İBB açtı. Ha İBB yani, mi açtı? Tabii yani galiba Pera'nın içerisinde ya. Ama bak diyor ki Bahçeşehir'in diyor. Ben özel olduğunu düşünmüyorum. Ha. Bilmediğimiz konu hakkında ya ben bilmiyorum, da konuşmasak hani... olur mu acaba gibi bir yerdeyim. Hani ne oynuyorsunuz merak ediyorum. Ben çok isterdim bu arada, biliyor musun? Ay yani, evet, sen çok istiyorsun. Ben şeyi çok isterdim. Böyle bazı diziler vardı, kimsenin izlemediği Brezilya dizileri gibi. Konservatuarda okuyan gençleri anlatan. İşte kimisi şan okuyor, kimisi işte enstrümancılığı, kimisi tiyatro, drama okuyor. Ben öl. Bayılırım. Çok isterim. Ya tiyatro okumanın ilk senesi aslında sana verilen saçma sapan görevleri yerine getirmekten oluşuyor. Yani ben bir dönem önce Ahtapot Ayvalı'nı çalışıp onunla beraber tiyatro falan oynadığımı hatırlıyorum hani. Sanatçı ayağında böyle şeyler yaptığımız oluyor ama yani. Ama bunlar pratik zihin egzersizi aslında yani. O yüzden güzel. Hı-hı. Zaten illa şey değil ki. O sanatın parçası, bak onu bir yavaş yavaş içine işlemesi. Çok ben hoş. Üniversitede biriyle flörtleşmiştim. Kişi şöyle bir şey okuyordu. Tiyatro ve dramatoloji okuyordu. İlk defa duymuştum ondan da. Tiyatro eleştirmenliği mi diye geçiyor? Hayır, yazarlık olarak geçiyor. Ben Kocaeli'de... Dramatoloji biraz daha karakterlerin psikolojisi, tarihi, mali üzerine çalışır. Eleştirmenlik daha çok hani bakıp ne bok var üzerinde diye, hani bir bakmak üzerine daha çok. Ben öyle bir bölüm kazandım biliyor musun? Kocaeli Üniversitesi'nde ama şey... Tiyatro ne diye geçiyor? Hayır, böyle yetenek sınavına girdim. Bize hikaye yazdırdılar yetenek sınavında. Kazandım onu. Ama yazım kaleminiz güçlü yani zaten. Öylesine girmiştim. Bölüm tam olarak ne? Dramaturji mi gibi, böyle bir şeydi. Neyse Kadir, kusura bakma ya biz... Bizim alanlara kaydık biz, ama... Biz Zebra'la date yapacağız. Biz Zebra'la bir date yapacağız, çay içeceğiz, kusura bakma. Kadir! Değil, evet. Ya belki de... sen ne sormak istersin Zebra'ya? Biz çok soru sorduk. Ben... Sorayım o zaman Kadir'e. Sor canım, sor. Olur. Burcunla başlayalım Kadir, burcun ne? Yengeç burcuyum. Yengeç burcusun, yükselen? Aslan. Çaçaroz. Ben aslan burcuyum. Aslan burcu, bak nasıl çaçaroz. Nasıl çaçaroz. Kadir, ne düşünüyorsun kendin hakkında? Kendim hakkında?
Ya ben çok sessiz sakin bir insanım aslında. Onu fark ettik. Aa, sessiz sakin ama olabilir, doğrudur canım. Trenç biraz da o, biraz ilişkilerde şu an. Sessiz sakin olabilir yani, bu normal bir şey. Ben yine de, ben acaba sizi tiyatroya mı, ya ne bileyim, ya da istersiniz. Ya evet, bence milleti sinemaya yollayacağımıza sürekli, bence tiyatroyu destekleyici olması adına tiyatro biletleri alalım. Onlar alınsın. Çok pahalı. Pahalı mı? Çok fark var. Hayır, hayır, alınır. Ama şey, sadece işte dediğim gibi, ne alınacağını bilemem, isteriz tabii ki de. O Kadir zaman... kendini üç kelimeyle tanımlar mısın? Evet, merak ettim. Üç kelime. Sessizim, sakinim ve arada da çılgın oluyorum. Yani bu nadir oluyor galiba. Çılgın biri olmak zorunda değilsin ki. Ben sakin insanların sanki etrafa enerji borçları varmış gibi kendilerini kötü hissetmelerini de sevmiyorum yani. Olabilir ya, sakin biridir. Herkes bizim gibi çaçoroz mu olacak? Nerelisiniz? Ben İstanbulluyum. Bizanslı değilsin herhalde. Nereden geldin? Beylikdüzü. Orası aa, İstanbul olmuyor. Ya. Peki sen nerelisin Zebra? Ben Kocaeli'liyim. Ben Kocaeli'yi çok biliyorum. Orada birinin evi var Ebrar'cığım. Bilirsen benden sana. Gerçi bilirsin. Kimin? Osman Hamdi'nin. Osman Hamdi'nin Gölcük'te değil, Darıca'da. Kocaeli işte, hepsi Kocaeli diye geçmiyor mu? Darıca'da onun evi var. Yani tamam. Biri Darıcalıyım ya da Gebzeliyim deyince biz onun Kocaeli'ni saymıyoruz ama evet, Darıca'da Kocaeli'ye bağlı, evet. Evet, Darıca'da onun. Ben gittim bu arada Osman Hamdi'nin şeyine. Bu hiç kapalıydı, önünde fotoğraf çekindim. Annemle Darıca turu yapıyorduk valla. Evet. O zaman gittim Osman Hamdi Bey'in evi falan diye. Evet. Hatta sonra merak ettim, Osman Hamdi Bey'i araştırdım. Sonrasında seninle resim heykel müzesine gittiğimizde Osman Hamdi Bey'in tablolarına bakarken de şey, bir tane Gebze'yi yaptığı bir resim vardı. Gebze'den bir sokak diye bir yerin resmini yapmış. Anneme tuttum, fotoğrafını attım. Anne, bu fotoğraf neresi Gebze dedim. Annem de oranın konumunu bildi. Coş. Aynen. Abi hikaye yaşandı bak. Bu. Ama biz öyle. Ama siz tablolardan. Biz öyle. Yani Gebze'nin eski bir şeyi olduğu için ve hala o şeyi devam ettiriyordu. Annem bildi şeyini. Bu burası şeyin... orası dedi. Şu caminin o taraf dedi. Vallahi konumunu bildi. Lan biz o tablolarda yer arıyoruz. Bunun ressam nereyi çizdi aşkım diye filan. Anana soralım o zaman. Sor aşkım. Gebzeliler bilir yani. Evet, bu güzel anekdottan sonra da Kadir de o sırada sabundan diş yapıyor. Kadir, sabun ödevini bitirdin mi? Onlar geçen sene bitti ya, çok kötüydü. Ener misiniz, siner misiniz? Doğruyu söyleyin. Bence sinmiyorsunuz gibi. Ben kendim söyledim. Yani bence de çok değil. Yani şöyle bir tık bana göre fazla dominant kalıyor. Öyle deme kız. Ya ne var sesi çok çıkıyorsa? Ya ama benim mesleğim bu yani. Ben podcast falan da yapıyorum. Benim konuşmam gerekiyor yani. Ayol, kız kendini ifade eder. Dominatrix dersiniz. Susar. Suskun dersiniz. Suskunlar dersiniz. Peki başka var mı buluşmak istediğiniz biri? Onunla ben sizi denkleştireyim. Paravan açılsın. Paravan açmak ister misiniz? Bir paravan açılsın. Ben olur. Isterim, sıkıntı yok. Açın bir paravan ya. Açalım ya. Ben de merak ne olacak? Bir helalleşelim, bir selamlaşalım ya. Bir şey söyleyeceğim. Zebrar ve beni çok şaşırtan ikili. Niye? Çok tutar abi. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Sen okulda mısın Zebrar? Evet, podcast'ten çıktım. Podcast'in ne? Söylesene, hadi dinleyelim. Ağza Meze podcast'im. Şu an yanında oturan beyefendi de benim co-host'um. O gelsin, o da gelsin. Gel bakayım co-host. Merhaba efendim, nasılsınız? İyiyiz. Co-host'un da katılabilir istersen bu arada. Olur, ben katıldım. Okeyim. Tamam. Peki. Co-host'um Bilal Bülbül. Bilal, co-host Bilal de bu arada arkadaşlar varsa talibi gelebilir, şu an hazır. Neye niyet, neye kısmet. Peki, dönecek olursak Kadir Emre'ye. Bence Kadir Emre, ne düşünüyorsun? Yani tabii ki de çok güzel bir kız bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim ama hani dediğim gibi bana bir tık dominant kaldı gibi. Okey, olsun. Ama bir tiyatro oyununa, bir komedi sahnesine gitmek istersen ön sıradan bilet alalım. Peki, co-host, hoş geldin. Merhaba. Tanıtayım ben o zaman kısaca kendimi. Evet. Ben bir Çanakkale'liyim. Aa, ben Çanakkale'ye gittim. Aa, neresine? İşte, Saros.
Tatile. Şehitlik falan. Şehitlik falan işte. Evet. Arkadaşlar var mı yayına katılacak olan bu arada? Tanışmak güzel de biz sizin Ağza Meze podcast'iniz. Dinleyelim neymiş evet, bu Ağza Meze? Ya şey aslında ya çok saçma bir şekilde çıktı. Hani isim bulmaya çalıştık. Çok saçma bir isim yaptık ilk baş. Çocuk kitabı ismiyle başladık. Zebrar ve Düldüllü ismimiz ilk başta, evet. Sonra değiştirme kararı aldık. Ya biz aslında hani böyle hani bir iş yaparken kenardan dinleyebileceğimiz podcastleri çok fazla dinliyorduk. Öyle bir şey çıkarmak istedik. Yani herhangi bir konu seçim üzerine 20 saat 45 dakika konuşuyoruz. Öyle bir eğlencelik yani. Ha, eğlencelik bayağı. Ondan sonra iyi ben dinleyeyim. Ne? Şey ya çok sevindim. Yani. Splendor şey, muhabire aşık oldu. Sahne var ya video izliyor musun? Evet. Evet. Var mı katılacak olan? Ya bak ya. Bak ya. Ya getir. Gel. Dur getir diyorum ya. Dur, benim menajerim var. Burak. Burak gel bir de kendini göster. Gelsene Burak bir kendini göstersene. Benim her hiçbir kimseyi boş geçmemem. Burak gel bir kendini. Gel. Evet geldim. Burak da benim menajerim. Gel şöyle. Yani bu tarafa. Gel bu tarafa aynen. Burak da benim menajerim, co-host'um. Merhabalar. Bize ekler almış. Ekler lafı yaptık hemen ekler almış. Ya çocuk evet da böyle ya. Bir çocuk ama. Nasılsın Burak? Sen de kendini tanıtırsan. Herkesi kendini tanıtıyor. Öyle ben, bir akşamdayız bugün. Ben menajerlik yapıyorum. Uzun süredir yani. 7-8 senedir menajerlik yapmak istedim. Talent menajerliği. Peki benim menajerliğimi yapmak nasıl bir duygu? Biz eskiden seninle çalışıyorduk evet, zaten. Evet biz aslında ofis arkadaşıydık yani. Normal ajansla dirsek teması çalışıyorduk. Aynen sonradan öyle. Ben ünlü olunca... Fame game diyelim. Fame game'e girince. Evet sonra Burak'la birlikte çalışmaya başladık. Kendisi... Burak'ın insta ne? Bulursunuz yani. Benim instadan bakın bulun yani. Damlako yok mu hiç gelmek isteyen yayına? Çiftimiz yokmuş şu an. Daha çiftimiz yokmuş. Takılıyoruz yani. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar başka? Sen de tiyatro mu okuyorsun? Co-host. Yok ben psikoloji okuyorum. Aa! Benim de psikolojim bozuk. Çok iyi. Ayarlayalım birkaç seans. Temizinden. Bu arada bir şey söyleyeyim. Yayında ben bir duyuruyu okumak istiyorum. Daha doğrusu Twitter'da paylaştım. Bizim community içinde aslında biraz daha genç ve ergen arkadaşlarımız olduğu için onların daha fazla ihtiyacı oluyor diye bir takipçimiz uzun zamandır bizi takip ediyor. Ya ben şimdi metni burada şey olarak okumayayım da ne derler ona? Twitter'daki grubumuzda paylaştım. Batuhan Uğraş Ankara'da ve Ankara'da ya da online olarak da psikolojik destek almak isteyen gençler için ücretsiz hizmet veriyor, danışmanlık verecek. Bilginiz olsun. Ve bunu da daha çok bizim hani Belkıs TV komünitesindeki insanlara duyurmamı istedi. Kendisi çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir destek aslında. Şey için de bir mail adresi var. Bu şeyi ben Instagram'da Sude Belkıs kanalında da paylaşırım. Belkıs TV'nin storiesinden de paylaşırım. İhtiyacı olan arkadaşlar oradan mail atarak ona ulaşabilir. Paylaşacağım bilginize. Şimdi psikolog demişken aklıma geldi. Ona da çok teşekkür ediyorum bu arada Batuhan'a da. Çok teşekkür ediyorum bu anlamlı desteğini komüniteye sağladığı için. Son olarak bir selam malayan bir şey göndermek ister misiniz birilerine? Yani Ağzım Meze'yi takip edebilirsiniz. Çok sevindim. Çok ben takip ediyorum şimdi. Ben bu arada buraya katılmak için bir tık çekingendim. Beni yüreklendiren Belen'e teşekkür ediyorum. Arkadaşım çocukluktan beri. Böyle. Belen'e de selam gönderiyorum o zaman. Evet. Co-host'a Talip varmış ama gelemiyormuş. DM'den yazacakmış sana. Kimseye söz vermesin diyor. Bilal Bülbül, Zehra Ebrar Şahin Instagram'da. Bu şekilde bizi bulabilirsiniz. Açığız. Peki o zaman kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. İşte görüyorsun. Hayat böyledir. Bir var. Bir yok. 14 Şubat geldi çattı. Ama bugün 5 çiftten 4'ü dolu. Gerçekten ya. Miydi? Kaç çiftendi? Niye aniden talip olanlar olurdu? Gelmedi. Kim? Ha Enceden evet eskiden ya. Eskiden aniden talipler... Atlarlardı. Olan ilişki yapar atlıyorlardı. Şey oluyordu. 15 kişi böyle birbirine talip oluyordu. Onu niye yaşatamadık? Bugün en sevdiğim şeydi. Ya şimdi arkadaşlar neden, nasıl seçiliyor biliyor musun burada? Sonuçta lokasyon, yaş,
bunlara göre seçiliyor. O yüzden her başvurunu alamıyoruz. Ha bizim ne bileyim başka yayınlarımız olur. Ben yayına katılacağım, öyle bir muhabbet edeceğim dersin. Gel, başımızın üstünde yerim var burada. Evet, kim kapımızı burada çaldı da? Biz kim kapımızı çaldı da biz hayır kardeş biz evde yokuz dedik ya, ne zaman dedik? Arkadaşlar performance detone ama güzel. Bence çok güzel bir yayın oldu ya. Sanki Super Bowl'da hiç detone olmuyorlar. Tamam, veda şarkısı olarak bunu söylüyorum. Acı veriyor yeni baştan sevmesin. Bakayım. İyi bir karaoke mi ona bakayım. Şuradan bakayım. Aa.
5 ayrı notada göre düzenlenmiştir. Tanrı'ya, Tanrı'ya yalvarmıştım. Tanrı'ya, Tanrı'ya, Tanrı'ya. Tanrı'ya yalvarmıştım. Yıllar önce, yıllar önce dedim ki onu alma yanına. Benden önce, benden önce küçük bir şans daha istiyorum. Onu bütün kalbimle diliyorum. Küçük bir şans daha istiyorum. Onu bütün kalbimle diliyorum. Acı veriyor yeni baştan sevmesi. Bir gün benle bir gün ayrı geçmesi. Acı veriyor yeni baştan sevmesi. Yıllar sonra aşka küskün dönmesi. Acı veriyor yeni baştan sevmesi. Bir gün benle bir gün ayrı geçmesi. Acı veriyor yeni baştan sevmesi. Yıllar sonra aşka küskün dönmesi. İyi geceler ben kız TV. İyi geceler ben kız TV. Tüm eklerime 14 Şubat'ta özel geri dönüşler. Tanrı'ya yalvarmıştım. Yıllar önce, yıllar önce dedim ki onu alma yanına. Benden önce, benden önce küçük bir şans daha istiyorum. Bunu bütün kalbimle diliyorum. Küçük bir şans daha istiyorum. Bunu bütün kalbimle diliyorum. Acı veriyor yeni baştan sevmesi. Bir gün benle bir gün ayrı geçmesi. Acı veriyor yeni baştan sevmesi. Bir gün benle bir gün küskün dönmesi. Belkıs TV'de yine bir akşam sizlerle güldük, eğlendik. Online izdivaç yayınımızda eşleri birbirine eşledi. Acı veriyor yayını kapatmak ama yarık iş güç var. Acı veriyor sizden ayrılmak ama bizim de kendi hayatımız var. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi, tanıdığınız herkese söylemeyi, Instagram'dan paylaşmayı, kavgaya girdiğinizde, neredesiniz dediğimizde bizimle gelmeyi, biz kuyudan atlarsak bizimle o kuyuya düşmeyi, efendime söyleyeyim, herhangi bir oy pusulasında bize oy vermeyi, efendime söyleyeyim,
bizim hakkımızda ileri geri konuştuklarında hayır efendim hiç de öyle değil. Şöyle şöyle böyle böyle. De, böyledir diye masanızı yumruğa koymanızı rica ediyorum. Sadece size kalmış. Sizleri çok öpüyorum. Bana DM'den her şekilde ulaşabilirsiniz. Bir derdiniz varsa. Ama o dert benim canımı sıkmasın. Hadi öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.